Tam 16 yıldır televizyon izlemiyorum ama hiç izlemiyorum. Tam 16 yıldır televizyonun olduğu bir evde dahi yaşamadım. Peki neden bunu tercih ettim? Bana ne faydası oldu, ne zararı oldu? Bugün bu videoda sizle bu konuyu konuşmak istiyorum. Benim annem babam öğretmendi. Tabii şimdi ikisi de emekli. Üniversiteyi kazanana kadar da herkes gibi sabahtan akşama kadar televizyonun açık olduğu bir evde büyüdüm ben. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Ailemle İstanbul'da yaşamamıza rağmen, üniversitede İstanbul'da olmasına rağmen ben ailemin yanından ayrılmayı tercih ettim. Çünkü kabuğumu kırmam gerekiyordu. Yeni hayatıma başlangıç yapmam gerekiyordu. Üniversitede de bilirsiniz bazen yurt bazen ev arkadaşı derken birkaç sebepten dolayı hiç televizyon aramadım. Bunlardan birisi İTÜ'nün dersleri çok zordu. Özellikle mühendislik dersleri çok zordu. Dolayısıyla televizyonu ayıracak bir vaktim yoktu. İkincisi yeni bir ortama girmiştim. Çok fazla olanak vardı üniversitede. Onları keşfetmek varken oturup televizyon izlemek bana çok mantıklı gelmiyordu. Üçüncüsü de her öğrenci gibi öğrenci evinde açıkçası istesek de televizyon alacak paramız yoktu. Sonra mezun oldum. Kendi işimi kurdum. Kendi evimi kurdum. Oraya televizyon almamıştım. 3 sene önce de evlendim. Oraya da televizyon almamıştım. 1 yıl önce de şu an bulunduğumuz bu videoyu çektiğim 1+1 evime taşındım. Buraya da televizyon almadım. Hani bazen derler ya büyük konuşma diye. Bu konuda ben çok büyük konuşuyorum. Ömrüm boyunca yaşayacağım hiçbir eve net olarak, kesin olarak televizyon almayacağım. Peki bu kadar net konuşmamı, bu kadar uzak durmamı sağlayan sebepler, fikirler neler? Önce rahat bir yere geçin. Şöyle varsa yanınızda çayınızı, kahvenizi alın. Samimi bir şeyler konuşalım şimdi. Devri bitmiştir. 1939 yılında New York Times gazetesindeki bir başlık. Televizyon asla radyoya rakip olamaz. Çünkü insanların oturup gözlerini bir ekrana kilitlemesi gerekiyor. Ortalama bir Amerikan ailesinin buna asla vakti olamaz. Televizyon hakkında şunu düşünüyorum aslında. İcat edildi, insanlığa çok fazla faydası oldu ama artık bir üst modeli çıktığı için televizyon denen icadın tedavülden kalkması gerekiyor. Eskiden kasetler vardı, müziği ondan dinlerdik. Müthiş icatlardı ama bittiler. Disketler çıktı, bilgisayardaki veri alışverişini onlarla yaptık. İnanılmaz icatlardı, bittiler. CD'ler çıktı sonra, yüzlerce disketle yapacağımız şeyi tek bir CD ile yapar hale geldik. Ama sonra onlar da eskidi. Basılı gazeteler şu anda bir bir kapatılıyor. Televizyon kanalları acilen dijitalleşmenin yollarını arıyor. Yani televizyon zaten uzun süredir terk ediliyor. Tek işi televizyondan yayın yapmak olan kanal fikri artık eskimiştir. Artık ilkelleşmiştir. Onun yerine internetten yayın yapmak, dijital yayın yapma dönemi ortaya çıkmıştır. Görürsünüz bundan sonra asla sadece televizyondan yayın yapan bir kanal açılmaz. O kanallardan herhangi birine yatırım gelmez. Sadece yatırımlar dijitalden yayın yapan kanallara gelebilir. Şu anda da zaten haftada 2 gün 10'ar dakikalık yayın yapan yeni nesil bir kanalı izliyorsunuz. Yani artık dünya dijital bir döneme girdi. Reklamlar. Çok fazla reklamla hem çok fazla alışverişe hem de yanlış alışverişe yönlendirir. 1 saat televizyon izlersiniz, bunun 12 dakikası reklamdır. Bu o kadar yüksek bir oran ki, örneğin 15 dakikalık bir YouTube videosunda başta bir reklam çıkar, 5 saniye izlersiniz, sonra atlayabilirsiniz. Yani 900 saniyelik bir videoda 5 saniye reklam izlemek zorunda kalırsınız. Televizyonda ise 3600 saniyede 720 saniye reklam izletirler size. Bu %20 yapar. Skandal bir oran. Bunu kim kabul eder ki? Reklam yeteneği yok. Televizyonların reklam yapma yetenekleri inanılmaz ilkeldir. Bilgisayarda bilgisayarın kullanıcısının özelliklerine göre çerezler dediğimiz o takip eden şeylerle ilgi alanlarına göre reklamlar çıkar. Ama televizyonlarda kadınlar izlerken erkek ürünleriyle ilgili, erkekler izlerken kadın ürünleriyle ilgili, çocukları izlerken yetişkinlerle ilgili ürünler çıkabiliyor. Yani ilkel olduğu, artık eskimiş bir fikir olduğu, misyonunu doldurduğu bir algoritmasının bile olmayışından belli. Kitlesel ahlaki çöküş televizyonla yapıldı. Gerçek olmayan hayatlar sunuyor televizyonlar bize ve insanların yaşamdan beklentilerini tamamen alt üst ediyorlar. Aileleri etkiliyor, ahlakı etkiliyor çünkü programı yapanlar sıradan insanlar. Tek düşüncesi para olan insanlar. Yani hiçbir program bir profesör tarafından yapılmıyor, bir sosyolog tarafından yapılmıyor.
Hiçbir program bir bilim insanı tarafından yapılmıyor. Televizyon alanında başarılı olan, ki başarıları yalnızca parayla ölçülüyor, yani programı tutup tutmamasıyla ölçülüyor, topluma kattığı ahlaki değerlerle ölçülmüyor, sıyrılan tipler televizyonlara çıkıyor ve program yapıyorlar. Hiçbir şekilde kitlelerin, toplumların gelişimiyle, ahlakıyla ilgilenmiyorlar. Bir spor programı için, bir kadın programı için, bir yarışma programı için bir ülkenin aile yapısı, ahlakı feda edilmiştir. İnanın ben burada küçücük YouTube kanalımda haftada 1-2 gün video çekerken gösterdiğim özeni, ahlaki dikkati televizyonlar gösterseydi şu an ülkece ahlaki olarak bu durumda olmazdık. Kontrol edemez. İstediğin zaman başlatıp istediğin zaman bitiremiyorsun. Atlayamıyorsun, saramıyorsun. Bazı videolarda benim yavaş konuştuğumu söylüyorlar. Abi 1,5 hızlı izledim videonu diyorlar. Ama televizyonda hızlandıramıyorsunuz konuşmaları. Yani bir kontrolü yok, bir ayarı yok. Ekrana dokunamayan, kanalların hareketine dokunamayan, program akışlarını kontrol edemeyen, sadece ekranın karşısında oturmak zorunda olan bir kölesin. Televizyon kanallarının eskidiği, artık eski bir fikir olduğu, tedavülden kalkmaları gerektiği zaten burada kendini belli ediyor. Evin en değerli köşesi. Dikkat edin, evlerin en değerli köşeleri televizyonlara ayrılmıştır. Hatta bir evi tasarlarken önce televizyonu koyarlar, sonra kalan bütün evin tasarımıyla ilgilenirler. Heyecanını törpüler. İş yerinde çalışıyorsun mesela, arkadaşlarınla belki sohbet ediyorsun, fikirler üretiyorsun. Eve geliyorsun, yemek yedin, 4 saat televizyon izledin derken hop bütün enerjin kayboluyor. Ya da üniversitede yazıyorsun, çiziyorsun, ölçüyorsun, fikirler üretiyorsun. Eve geliyorsun, bir bakıyorsun annen kadın programı izliyor. 4 saat sen izlemesen bile arka fonda o kadının programının aptallaştıran sesini dinlemek zorunda kaldığından dolayı bütün enerjini, bütün hırsını, hayalperestliğini kaybediyorsun. Yani televizyonlar bizim en enerjik olacağımız anları esasında yok etmekte yıllardır çok başarılı oluyorlar. Senin hayatın Survivor. İnsanlar Survivor izliyor ama farkında değiller ki bence. Bizim kendi hayatımız zaten Survivor. Çok acil yaşam amacımızı bulmamız lazım. Onun üzerine inşa edilmiş bir yaşama sahip olmamız lazım. Keşfetmemiz gereken milyonlar var. Sorularımız var. Milyonlarca cevap bulmamız lazım bu sorularımıza. Çok çalışmamız lazım. Çok üretmemiz lazım. İnsanlara faydalı olmamız lazım. Kendimizi, çevremizi, ülkemizi, dünyayı değiştirmeyi hedeflememiz lazım bizim. Yani bunlar çok temel meseleler. Tam bir kaçıştır televizyon. Yokluğa, boşluğa, şuursuzluğa açılan bir kapıdır. Bunlar varken, yani kendi hayatımız başlı başına zaten Survivor'ken bizi bazı programlarla uyutmalarına bence müsaade etmemeliyiz. Hayatını değiştirmeni engeller. Videoyu hazırlamadan önce çok satan televizyonları merak ettim, girdim, baktım. Genelde 5000 TL üzeri dedi. Ya 5000 TL'ye çok canavar bir laptop alırsın ve bir yılda birçok programın uzmanı olursun açıkçası. Photoshop öğrenirsin, bir yılda meslek edinmiş olursun. Final Cut öğrenirsin, Adobe Premiere Pro öğrenirsin, AutoCAD öğrenirsin, SolidWorks öğrenirsin, Lightroom öğrenirsin. Bunların hepsini bilmek, hepsini ayrı ayrı bilmek bir meslektir. Bunları mesleğin olarak da yapabilirsin, bunları ikinci işin olarak da yapabilirsin. İnanın bir laptopla aklınıza gelecek birçok konunun uzmanı olursunuz. Bir yılda birkaç dil öğrenirsiniz. Türkiye'de ortalama televizyon izleme süresi tam 4 saatmiş. Bir insan bir yılda 4 saat çalışarak uzmanı olamayacağı bir konu yok desem herhalde yanlış olmaz. Vaktimiz yok. Tüm bunlar bir yana, bizim öyle bir vaktimiz yok ki. Günler çok hızlı geçiyor, zaman çok hızlı geçiyor. Önemli şeyleri keşfetmek, önemli şeyleri bulmak, hayatımızı ona adamak lazım. Bunları keşfetmek gerekiyor. Nasıl veririz o kadar vaktimizi televizyona? Eğer ben günde 4 saatimi, Türkiye ortalaması, televizyona verebilirim, benim için problem yok diyorsan, sen hayatını tam olarak rayına oturtamamışsındır. Çünkü koşan bir insanın günde 4 saat televizyona verecek vakti olması imkansız. Her birimizin hayatı televizyonların program akışından çok daha önemli. Hani televizyonu açıyoruz, kumandayla zaplıyoruz ya kanalları. Biz aslında kendi hayatımızı zaplıyoruz. Farkında değiliz. İnanca uymaz. Bu maddeyi hayatlarını güçlü şekilde inançları üzerine kurmuş dostlarım için hazırladım. Soruyorum. Televizyonu izleyerek çöpe attığın onca zamanın hesabını nasıl vereceksin? Bilgisiz yapar. Bazı insanlar şöyle izliyor ama biz tarih dizisi izliyoruz. Dostum 4 saat yavaş çekimde sana izlettirdikleri o tarih dizisinden alacağın bilgiyi kitapta yarım sayfada zaten öğrenebiliyorsun.
Yani sen yeteri kadar zeki, yeteri kadar bilgili olsan zaten satacak insan bulamadıkları için o dizileri çekmezler ki. Televizyonu çok eğitici buluyorum. Ne zaman biri onu açsa diğer odaya gider ve kitap okurum. Şöyle diyenler de oluyor ama Türk aşk dizileri çok güzel oluyor. Onları izliyorum sadece. Dostum, tarihten bugüne kadar gelmiş kaç tane aşk efsanesi var biliyor musun? Bunun üzerine kaç tane tiyatro var, kaç tane sanat eseri var, bunun üzerine kaç tane kitap yazılmış, hatta devasa büyük sinema filmleri çekilmiş. O kadar aşk hikayesi varken, onlara ulaşmanın o kadar çok sanatsal yolu varken, bir sayfalık metni sana yavaş çekimde, üstelik reklamlarla dolu şekilde 4 saatte izleten o dizileri mi izliyorsun? Beyni aptallaştırır. Japon bilim adamlarının 2013 yılında yüzlerce çocuğun üzerinde yaptıkları araştırmalara göre uzun süre televizyon izlemenin beynin anatomik yapısı üzerinde olumsuz etkileri olduğu ve çocukların yeteneklerini azalttığı gösterilmiş. Televizyonla geçirdiğimiz her vakitte hayal kurmayı unutuyoruz arkadaşlar. Yeteneklerimizi adeta törpülüyoruz. Sabit yerde duruyor. Ben evimde dizüstü bilgisayarımla istediğim yerde çalışmayı çok seviyorum. Bazen sıkılınca dışarıya çıkıyorum, tabii bu dönemde değil, kafeye, orada çalışıyorum. Bazen bir kütüphaneye gidiyorum, orada çalışıyorum. Tatile gittiğimde yanımda götürüyorum, orada çalışıyorum. Ama televizyonda böyle bir şey yok. Programın tam başlama saatinde televizyona ayırdığınız o duvarın tam karşısında hazırda bekliyor olmanız lazım. IQ seviyesi yerlerdedir. Bir vatandaş olarak devletimizden şöyle bir şey talep ediyorum. Televizyon programlarına çıkan herkese IQ testi yapılsın. Sevgili devletim, bu senin sorumluluğundadır ve lütfen bu konuyu ciddiye al. Çünkü sen insanların eğitimli olmasını istiyorsun. Onları zorunlu olarak okula götürmek istiyorsun. Çünkü insanların eğitimli olması, yani eğitimli bir toplum olması önemli. Çünkü eğitimsiz toplumlarla başa çıkılmaz. Ve devleti eğitimsiz toplumlar bir yere götüremez. Yani eğitim bizim için önemli. İnsanlar okullarda almadığı eğitimi televizyonlarda alıyor. Okullarda geçirdiği vaktin çok daha fazlasını televizyon programlarında geçiriyor. Okullarına o kadar çok dikkat ederken televizyonları bu kadar salman doğru değil. Televizyonlardaki nitelikli programlara çok daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Birisi parayı buldu, kanal açtı diye ya da bir şekilde program yapabiliyor diye halkın karşısına aptal insanları çıkaramaz ki. Halkın ahlakını sömüremez ki. Bir vatandaş olarak gerçekten bunu talep ediyorum. Özellikle de spor programları, kadın programları ve siyasi tartışmaların yapıldığı programlarda insanların isminin altında IQ seviyelerini görmek istiyorum. Zaten ne diyor? Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Hani bir söz vardır ya, tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış diye. Sanki burada kendimize bir video çekiyoruz, dev bir televizyon sektörüne kafa tutuyormuşuz gibi algılanmasın. Televizyon sahipleri, daha doğrusu televizyon kanalı sahipleri, bu televizyon kanalı konseptinin, bu mantığın ilkelleştiğini, artık özelliklerini yitirdiğini fark ettiler. Olabildiğince halkı artık nereye kadar giderse televizyonun başında tutmaya çalışıyorlar. Azıcık açık bir zihinle, özellikle dünyadaki televizyon kanalı hareketlerine, oradaki iş dünyasına, oradaki yatırımlara bakarsanız bunu çok net görebiliyorsunuz. Televizyon kanalları bu anlattıklarımı tam olarak fark edememiş ve tam olarak dijitalleşememiş, ağırlıklı olarak da gelenekselci halk tarafından bir süre daha izlenmeye devam edecek. Ama göreceksiniz, kısa süre sonra televizyon kanalı fikri ortadan tamamen kalkacak. Peki televizyonlar kalkacak mı? Yerini yeni versiyonlarına bırakacak. Nedir peki yeni versiyonlar? İnsanlar artık evlerine televizyon almayacaklar. Evlerine internete erişimi olabilen monitörler alacaklar. Her şeyi internetten izleyecekler. İstedikleri zaman sardırarak, durdurarak, atlayarak çok daha algoritmik şekilde, çok daha zeki şekilde izlemeye devam edecekler. Yani artık eski nesil televizyon izleme fikri, eski nesil televizyon kanallarını, onların program akışlarını takip etme fikri gerçekten dostlarım ilkelleşmiştir ve eski moda kalmıştır. Ben izlemiyor muyum? Dediğim gibi 16 yıldır televizyonun olduğu bir evde yaşamadım. Bir bilgisayarım var. İstediğim her yerde, ilgilendiğim her şeyi ve istediğim her zaman izleyebiliyorum. Tercihen dizi izlememeye çalışıyorum. Yani çok özel bir dizi olması lazım izlemem için. Çünkü sezonların takip etmek, ona sürekli bağlı kalma fikri, bir de çok uzun sürüyor, çok hoşuma gitmiyor. Haftada bir, belki iki kez
Önerilen bir filme denk gelirsek onu izliyorum. Bunun dışında araştırmalarım, çalışmalarım için kullanıyorum dizüstü bilgisayarımı. Özellikle İngilizce YouTube'u çok kullanıyorum. Çok fazla şey öğrenebiliyorum orada. Dolayısıyla bu videoda anlattığım maddeleri hayatında tam olarak uygulayan biri olarak bir televizyon izleyicisine göre hayatımda hiçbir şeyden mahrum kalmadığımı, hatta aksine çok fazla avantaja sahip olduğumu söyleyebilirim. Zaten bu videonun minimalizm serisinin 6. videosu olmasının sebebi de buydu. Ne yapıyorduk bu seride? Önemsiz şeyleri hayatımızdan uzaklaştırıp önemli şeyleri hayatımıza katıyorduk ve bunu yaparken de hiçbir şeyden mahrum olmuyorduk. Minimalizm serisi de nedir diyorsan eğer, bunu sana anlatamam. Daha 5 videoda binlerce insanın hayatını değiştirmiş ve çok büyük hedeflerimizin olduğu bir seriyi kendin keşfetmeli ve kendin deneyimlemelisin. Videonun altına ve videonun sonuna da serinin linkini koyacağım. Oradan takip edebilirsin. Umarım faydalı olmuştur video. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Açıkçası sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Aşağıda yorumlar kısmında benimle ve herkesle bu fikirleri paylaşırsanız çok memnun olurum. Biz her çarşamba ve her cumartesi burada kendimizi geliştirebileceğimiz bir konuyla ilgili video yayınlıyoruz. Buralarda olursanız birlikte öğrenmeye, gelişmeye devam ederiz. Birkaç gün sonra yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.